Çok sevgili YouTube biraderlerim, hepiniz hoş geldiniz. Şu an Little Nightmares 2'nin 5. bölümüyle karşınızdayım. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bana bu sayede ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve iyi izleyin bölümleri. Bu arada chat'e baktığım için tekrar gittim. Kendinize iyi bakın dedim ya. Evet. Six beni bir yukarı atsana ya. Beni bir yukarı at. Ben çıkayım şuradan, bir şunu indireyim. Olmadı, bir daha at. Twitch'in de bu arada size selam var arkadaşlar. Evet. Sertan, görüşürüz kardeşim. Anıl, görüşürüz. Aa, bu kapı açık bu arada. Evet, kapı açıktı sanki. Evet, kola makinesi var. Bir kola alabiliriz. Eğer atmalı bir şeyler varsa diyecektim. Gerek yok sanırım şu anlık. İyi, buralar gayet hızlı geçiyor. Six bir el attı, hemen açalım şunu ya. Evet. Evet, dışarı çıktık. Şu an başka bir yere gireceğiz muhtemelen. Yağmur falan bu arada bayağı tatlı ya. Aa, şurada birisi var. Yok. O ne? Bir şey düştü arkada. Evet, arkada bir şeyler düşüyor. Yıkılıyor daha doğrusu bir şeyler. Arkadaşlar bakın, gayet hızlı geçtim buraları. Aa, birisi kendini asmış. Hayır, asmamış. O ne lan? Bombosumuz bu mu? Adam şey gibi düştü lan, çuval gibi düştü. Ne yaptı lan? Televizyona kafasını soktu. Abi iyi misin? Neyse, önemi yok zaten. Evet, karşıya atlayacağız. Six biraz daha hızlı. Six. Aa, birisi var burada. Fener beni gösterir mi acaba ekstra? Six yavaş, Six. Yatı yıkılıyor. Aa, insanlar acaba televizyonla şey mi yaptılar? Beyinlerini falan mı yıkadılar? Bu şekilde baksana, televizyona bakar. Geri televizyona kafasını sokmuştu. Olabilir bak. Mantıklı. Six bana bir el atla, çıkalım şuradan hemen. Oğlum bak, adam duşta televizyon izliyor lan. Bildiğin duşta televizyon izliyor adam. Çok garip. Son anda tuttum bu arada. Arkadaşlar şey, hızımı almadan geldiğim için öyle oldu. Dümdüz aşağı atladım lan resmen. Sene 2003 şimdi olsa akıllı telefon olurdu kesinlikle. Anıl, aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Ben tamam, buralara biraz şey oynayayım da hız alarak gideyim.
Abi Six'e baksana ne güzel aşağı baktı. Oğlum burada bile sadece 3 kere öldüm şu an. Evet. Bak Six aşağı bakıyor şu an. Son anda tutundum. Aa aşağı ince sanıyordum bu arada. Bir dakika, çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz buradan. O zaman tekrar basacağız, aşağı ineceğiz, anahtar bulacağız, geri geleceğiz. Peki bizi neden buraya getirdin? Tamam çözdüm ben. Ben burayı çözdüm ama Six'i orada bırakmak zorunda kaldım. Umarım Six geri gelir ya da bize bir el atar. Ha bir saniye. Nereye geldim ben? Güzel. Tamam Six'i kurtaracağız arkadaşlar. Anahtar bulup Six'i kurtaracağız. Beni birazcık bekle bebeğim. Geliyorum ben. Canım gitti bu arada. Bir saniye burada bir şey var mı? Yok. Oradaki kasayı çekip şey mi yapacağım acaba? Orada bir şey bulmam lazım. Gözüme çarpmadı. Sanaydı sanaydı kuzum. Açıl bir. Ya da pencereden bir yere mi gideceğim? Ha tamam anahtarı buldum. Evet peki Six buraya şey yapar tamam. Bir el uzatır bize buradan. Ne oldu? Şu an ne yapmış olduk? Ben içeri girip tekrar mı asansörü çağıracağım? Burayla alakası yok bunun. O zaman buraya gidelim bir Six bize yol gösterir herhalde. Böyle bir dursam yukarıya atar mı beni? Atmadı. Gel içeri. Çözdüm ya. Çözdüm. Şu an çözdüm arkadaşlar. İyi izleyin, HD izleyin. Bu muydu diyeceksiniz. Yani yanlış anlamadıysam bu olması lazım.
Biz buralardan az önce geldik, eyvallah. Asansörün üstüne binmemiz gerekiyor sanırım. Geri çağıracağız, üstüne bineceğiz ve üstüne bindiğimiz için de yukarı çıkacak. Gel bir el at, X. Evet. Ama bak şimdi baktığın zaman o kadar da kolay değil bunu anlaması bence. Çünkü farklı çalışıyor beynin ya. Yani acaba şurada bir yerde bir şey var mıdır? Diye diye geçiyorsun. Bu arada ben bir şapka dışında hiçbir şapkayı bulamadım daha. Sadece bir tane şapka buldum. Ya bu çocuklar ne işe yarıyor? Ya bak izliyorsunuz benim aklıma gelmezdi orası. O şekilde olacağı. Ki çok zor geldi, çok geç geldi yani. Bu ne? Sanırım bir sıkıntı var. İleride bir yerde bir parlayan bir şey var. Burada da bir tane buldum. Aa, bunlar ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Bug'a girme lütfen. Şimdi bunu kapıya çekelim. Kapıyı içeriden açalım. Ve Six gelip bize yol göstersin. Six gelir misin? Ya da acaba oradan değil mi yol? Evet. Doğru yolu göstermek için orada kalmış. Beni bir yukarı atsana. X. Atla sen ona. Çok iyi. Ben seni karşıya geçireyim. Sen de beni geçir. Ya da nasıl yapacağız bilmiyorum. Ha, beni tutacak. Tamam, çok iyi. Güzel. Başarılı ya, işte bu. Hızlandım ama ya, bir tık fark ettiyseniz. Daha bulmaca yok diye. Abi atmosfer mükemmel. Oyun mükemmel ya. Kesinlikle mükemmel. Diye alıyor. Çok iyi ses. Şundan tırmanacağız sanırım. Evet. Tornel atımıza geliyoruz galiba. Hayır, hayır, hayır. Bir şey kırılıyordu sanki. Six, four, six.
Hayır, kapının kolu o. Aa, kola da ihtiyacımız yok biz zaten. Abi şuna bak, çok tatlı düşüyorlar. Ev yıkıldı yalnız. Bizim acilen çıkmamız lazım. Öldün mü lan? Bacağıma düştü. Gerçekten bacağıma düştü ha. Atlamam gerekiyor herhalde. Yo, atlamam gerekiyormuş, tamam. Peki Six? Hayır! Enkazın altında kaldı, ölmesin. Ölmüş olmasın. Oo. Bakışmayın, hadi devam edelim. Sakatlandı felçik zaman. Hayır, öyle bir şey yok. Six baya gayet sağlıklı kardeşim. İyi ya, iyi, kendisi iyi. Burada kesin gene bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama göreceğiz. Aa, televizyon şeyisi, dalgası. Tam olarak nasıl çözüldüğünü, mantığını anlamadım ha. Şu an oldu mu? Olmadı. Evet, şu an oldu. Doğru açığa getirmem gerekiyor sanırım. Evet, bu da olacak. Şu an oldu. Tamam. Ya bana da televizyonla ilgili bir olay varmış gibi geldi. Bir de bu kapının ardında ne at diye atıyor acaba? Kapıya daha yetişemedik, hiç varamadık. Şu an kapıyı açıyoruz. Oha! Kim? Gidiyor sanki o. Halkaya dönmesin. İçeri mi çekiyor? Hayır, kendisi dışarı çıktı. Abi Six direkt beni sattı yalnız. Bu Slenderman değil mi ya? Bak, zaman yavaşladı. Öldün mü? Evet, ölmüşüm. Ama nereye kaçacağım?
Duvarlarda denk gelmedim ben bu arada buna. Ya bakmadım, çok dikkat etmedim. Aa bak, burada duvarda var. Bir saniye, ben ne yapacağım bu adama? Biri bana onu söylese keşke. Yok ya, her şeyi gören göz bu değil. Six'le birlikte kaçıyorum ama... Aa, saklanmam gerekiyordu. Bir dakika, Six'i alacak mı? Evet, Six'i aldı. Six ölmüş olmasın. Sen ciddi misin? Öldü mü gerçekten? Bak, arkasından ben de gideceğim şu an. Biz bu adamın sürekli cübbelerini falan gördük ama bu adama bir şey yapamadık. Şimdi muhtemelen televizyonlardan devam edeceğiz ve artık ana mesajı bize anlatmaya başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Portal gibi kullanmaya başlayacağız. Bak, onu oraya götüreceğim. Evet, portal gibi kullanacağım. Tekrar gidip diğer televizyondan gireceğim. Oraya düşeceğim. Değişik bir bakış açısı. Aa, dışarı atmam lazım. Aa, tahtaların ortası çıkık. Ya böyle bir kırıklık var. Patlak. Hep kırılacakmış gibi geliyor bana ama hiç kırılmadı daha. Bak, her yerde adamın kıyafetleri var sanırım. Daha doğrusu kıyafetler var. İnsanlar televizyon izliyormuş gibi yok olmuşlar. Aa, bir dakika. Tamam. Artık televizyonum var.
Çok iyi. Artık kumanda var ve televizyonları açıp kapatabiliyorum. İçlerinden geçebiliyorum. Eyvallah kardeşim. Peki ben bunu niye getireceğim buraya? Yok renkli değil kardeşim. Dayım tarlayı satıp almış. Kuplu. Peki buranın yolu nasıl bir şey olacak? Şimdi geçmişle alakası var mı bunun? Buranın geçmişle alakası olmayabilirdi ama olabilirdi. Aşağı atlasam ölürüm muhtemelen. Bir şekilde karşıya gitmem lazım. Aa gitmeme gerek yokmuş lan. Aa polis şapkası buldum. Abi sonunda şapka buldum ya. Şu an kendimi görevime adıyorum arkadaşlar. İlk şapka dışında bir şapka bulamadım, o da öğreticide verdi. Evet, Slenderman'ı gördük. Slenderman'ı gördük. Hayır, gitme. Yanlışlıkla gidiyordum ha. X'i kaçırdı, evet. Şu an onun peşine gitmeye çalışıyorum. Hayır, bu böyle olmayacaksa o zaman buradan ışınlanıp diğer tarafa gideceğim. Biz buraya bir yol yapmış olduk. Aynen. Umut göreceğiz vallahi. Her yerde mektuplar var. Posta ofisinde falan mıyız? Aa mandalların düşüşü de çok tatlı. Kesinlikle çok tatlı. Ama her yerden televizyon sesi duymak biraz böyle itici. Şaka şaka bak izlesen. Aga sıkıntı. Yalnız gerçekten sıkıntı. Benim o televizyona girmem lazım. Ama önünde abla varken giremiyoruz sanırım. Evet. Umut, ben birazcık iyiyim kardeşim falan demek istemiyorum ama bırakayım. Öldüğüm yerleri gördünüz çünkü. Kadını televizyondan uzaklaştırıp televizyonu tekrar açmam gerekiyor ve içinden geçmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Ha diğerine mi gidiyor? Ya abi, insanlar kafayı yemiş yalnız. Oyun bence televizyonla ilgili çok büyük göndermeler yapıyor.
Bilmeden çözmedim oğlum. Ben sadece geri çıkacağını tahmin ettim ama buradakine koşturdu aynı şey. Aa, bu insanlar kafayı yemiş. Herhalde bunda da adamı öldürteceğiz direkt aşağı düşürüp. Evet. Oğlum çok garip. İnsanlar kafa yoruyor buna. Lan düşme. Burada bug'a sokmak gibi niyetim yok ya. Bug'ları isteyerek yapmıyorum oğlum. Benimle alakası olan şey de değil onlar. Sadece ben bir tık şanssızım. O kim? Büyük bir televizyon falan mı var? Onu mu izliyorlar? Hayır, ışığa tapıyorlar. Aga birbiri ölüyor bunlar. Düşüyor birbir. Çok garip. Evet, bizim neslimizi çok güzel anlatıyor. Bizden önceki nesli çok güzel anlatıyor aslında bu ya. Gerçi bizim nesilde Ömer'in dediği gibi televizyon yerine telefon muhabbeti var bizde de. En iyisi bilgisayar kardeşim ya. Sanırım bunu aşağı iteceğim. Evet. Sıkı tutun. Burada bir kolumuz var. Ne işe yarıyor? Elektriği mi kesiyor? Hayır. Bir şeyi üstüme çekip elektrik vermem lazım. Anladın mı o? Evet, bir şeyi üstüme çekip elektrik vermem lazım. Bak, çözdüm de yapamadım. Hızlı davranamadım. Evet, bu sefer başaracağım. Verdim bir motu. Kendinden geçti eleman. Bir 1000 not daha versem bu canlanır ha. Ama vermeyeceğim. Bu arada birden fazla mı var bunlardan? Bir yerde daha elektrik kaçağı var. Sanki oraya girebiliyorduk gibi duruyordu ama. Kutusuna düştük. Ha, yukarıdakini açtığımız için sıkıntı olmayacak. Oğlum televizyonlar da garip şeyler çalıyor bu arada. Buraya çıkamıyorum. Bavulu çeksem çıkarım. Ama ne yapmam gerekiyor onu anlamadım. Onu çekiyorum ama.
Bu ne işe yarayacak? Umut olur. Ben nereye çıkardım bunu oraya? Aynı kata geldim. Hayır, gelmemem gerekiyordu buraya. Bence gelmemem gerekiyordu yani. Bakalım. Bu mektup geliyor değil mi? Buraya bir mektup bırakıyoruz. Peki bunun Easter egg muhabbeti ne peki? Slenderman'ın eli değildi değil mi o? Neydi o? Ben bu arada burayı anlamadım henüz. Nasıl bir şekilde televizyonu götürüp ışınlanmam gerekiyor? O tarafları mı? Hatırlamıyorum. Bir saniye benim burayı çözmem lazım şu an. Ben burayı nasıl çözeceğim? Tamam, yapmam gereken buydu. Doğru. Ya değilse bu arada kesinlikle kalıyorum. Eğer yapmam gereken bu değilse arkadaşlar kesinlikle kaldım çünkü asansör yukarıda. Ve bu değil miydi? Asansörü geri çağırabilirdik. Evet, burada elektrik var. Ama yukarıda yok. Küçük bekçi, gerçekten küçük bekçi. Şimdi. Mantıklı. Çok mantıklı bu kata gelebilmek için. Ama düşünsem çok zor bulurdum yani. Çok vakit harcardım buraya. Aa, bebek. Artık değil. Düştü. Wow, her yer ıslak. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? YouTube için 5. bölümü burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız kanala abone olmayı, yorum atmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Twitch'te final bölümüne geçiyoruz artık biz.